Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Xiaomi'nin Earphones 2 Basic modelini incelemek istedim. Ürün incelemesi çekmek istedim. Kulaklık 3 gündür ben de 3 gündür kullanıyorum. 3-4 gündür kullanıyorum. Deneyimlemeden zaten bu videoyu açmak istemedim. Önce deneyimleyip sonra sizlere açmak ve tanıtmak istedim ürünü. Ürünümüz dediğim gibi Xiaomi'nin Bluetooth kulaklığı Earphones 2 Basic modeli. Hemen onu da zaten açıklamalar kısmına bu ürüne ait olan benim aldığım satıcıdaki linkini ekliyor olacağım. Hemen incelemeye başlayalım. Kutunun içeriğine bakalım önce. Kutuyu ilk başta açtığınızda bu şekilde bir kutusu çıkıyor. Böyle bir adet USB kablosu, şarj kablosu ve böyle kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir adet şarj kutusu, işte muhafaza edebileceğiniz bir kutu çıkıyor ve kulaklıklarımız çıkıyor. 2 adet kulaklığımız. Bunlar dokunmatik özellikte bir kulaklık. Hiçbir şekilde tuş yok üzerlerinde. Ben aldığımda kutunun ve kulaklıkların şarjı %90'dı bana geldiğinde. Hiçbir şekilde şarj etmedim bu arada. Hepsinin şarjı %90'dı. Peki ben bunları nasıl gördüm? Babamın Xiaomi Note 8 Pro telefonu var. Xiaomi'lerde şöyle bir şey varmış. Ben şu an iPhone 11 kullanıyorum. Ben denedim, bende olmadı. Kapağı açtığınızda Xiaomi telefonunuz varsa evde direkt orada ekranda nasıl AirPods aldığınızda iPhone'da hani çıkıyor ya, kenarda böyle bir sembolü çıkıyor işte kutunun. Aynı şekilde Xiaomi'de de öyle. Xiaomi telefonlara ait sadece bir özellik olsa gerek. Bilmiyorum, diğer telefonlara denemedim ama iPhone'da yok. iPhone'da olmuyor. Xiaomi'de işte açtım, orada şarj yüzdeleri her bir kulaklık için ayrı ayrı ve kutunun ayrı bir şarj özellikleri görünüyor. Şarjı ne kadar, şu an kaç şarjı var, hepsi görünüyor. Şarjları şöyle söyleyeyim, fark ediyor. Mesela bir kulaklık 2 gün sonunda birisi %20'ye, birisi %40'a düştü. %20'ye düşen sağ kulaklıktı. Sağ kulaklık gerçekten en çok kullandığım kulaklıktı. 2 günde %40'a, %90'dan %20'ye ve %40'a düştüler. Ve ben sürekli kullandım gerçekten. Edit yaptım, müzik bayağı dinledim. Telefon görüşmeleri yaptım. Epey telefon görüşmesi yaptım bu arada. Onun için hani şarj yüzdeleri çok çok iyiydi. Hala daha şarj etmedim. Ve bu açıdan, şarj açısından çok çok memnun kaldım diyebilirim. Boyut olarak şu şekilde göstereyim sizlere. Ürünün boyutu genel anlamda birazcık hani bazıları, hatta Instagram'a atmıştım, duş başlığına benzetmişler. Evet, birazcık ince uzun. Benim bu kulaklarım küçük olduğu için ben bu tarz modelleri tercih ediyorum genelde. Silikon başlıklı kulaklıklar benim kulağımdan çok çabuk düşüyor. Bunların siyah modelleri de çok kaliteli, ses kaliteleri çok çok iyi. Eğer kulağınız büyükse ya da ne bileyim kulağınıza silikon tarzı kulaklıklar oluyorsa ona da bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi benim kulağım çok çok küçük olduğu için bana gayet iyi oluyor bunlar. Hemen kulaklığındaki duruşlarını da sizlere göstermek istiyorum. Çünkü en çok merak edilenlerden biri eminim ki budur. Kulaktaki duruşları bu şekilde. Ben aslında çok çok da böyle kulakta yok gibi durmalarını sevmiyorum. Çünkü kulaklığı yok gibi durduklarında bu sefer dışarıda yürürken sorun yaşayabiliyorum. İnsanlar yüzüme bön bön bakıyorlar. Ben o durumdan birazcık rahatsız oluyorum. Sanki kendi kendime konuşuyormuş gibi bir hissiyat olduğu için ben çok sevmiyorum. Özellikle kızlar, zaten saçlarınız var. Saçlarımız bunları kapatıyor. Kızlar bu büyüklük konusunda birazcık şüpheleriniz varsa, onun haricinde bence uzun olmaları bana göre iyi. Bazıları bu uzun olmasını sevmiyor dediğim gibi. Sevmeyenler bunların, Xiaomi'lerin küçük boylarına da bakabilirler. Siyah olan, silikon başlıklı olanları. Onlara da linki ekliyor olacağım sizler için. Ses kalitelerine gelecek olursak gerçekten fiyat performans ürünü diyebilirim. Bu fiyata ucuz model de var. Ucuz böyle 50 liraya. E12 kulaklıklar da var. Ses kalitesi berbat. Sürekli kopuyor. Bluetooth'tan sürekli kopuyorlar. Arama kaliteleri çok çok kötü. Dediğim gibi kulaklıklar ve ses kalitesi yönünden de gayet. Biraz daha paranızı koyarak bu kulaklıklardan almanızı şiddetle tavsiye ederim. Zaten E12'lerin yorumlarına bakarsanız orada da demişlerdir, kesinlikle birazcık daha paranız varsa bundan biraz daha kalitesini almanızı tavsiye ederim. Gerçekten de öyle. Yani ürüne bir kere bir fiyat
verdikten sonra bir daha ekstra fazla para vermenize gerek yok. AirPod almanıza gerek yok. Orta fiyatlı, çok çok güzel, çok memnun kaldığım bir ürün diyebilirim. Kesinlikle fiyat performansı. Evet, videom buraya kadardı. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Umarım biraz da olsa bu kulaklık hakkında bir bilgiye sahip olmuşsunuzdur. Ben de araştırarak aldım. YouTube'daki videolardan bakarak aldım. Bu videoda umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan da takip edip destek olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.